Moonlight'ın düz devam et diyor. Vepa. Normalde Vepa'nın girişi buradaymış ama bak, firma buradan girince aşağıda. Ama yolu kapatmışlar. Yani nasıl yapacağız? Allah Allah. Bence biz dönelim. Bu çünkü yolu çok uzatıyor böyle ya. Ne diyor? 14 dakika diyor. 5 kilometre diyor var diyor. 14 dakika diyor. Kafam iyice karıştı ya. 5 kilometre 14 dakika nasıl olur? Acaba dönüş alıp oradan mı gitseydim ya? Şu yola bir bakayım ben. Bakayım nasıl olmuş. Buradan köprüyü bir yerden geçiriyor. Vallahi bu yol pek tekin bir yola benzemiyor. Bu nasıl götürüyor? Ha, bu geri dön diyor. Demek ki ileriden gerçekten tırın girebileceği bir yol yok. O zaman biz en yakın yerden dönüp en mantıklısı saçma sapan bir yola girmeden en mantıklısı geri dönüp o gördüğüm tabelaya oradan devam edeyim. Çünkü firmaya buradan sapak vermemiş. Dönebilirdim aslında. 300 metre sonra sola gidin, sonra sağa dönün. Bu da sola gidin diyor. Sola nasıl gideceğiz be kardeşim? Şimdi ben uygun bir yer bulup U döneceğim. Sola gidin, sonra sağa dönün. Buralardan dönemeyiz herhalde. Buraya girsek dönemeyiz. Buradan nereye sağa döneyim ya? Bu da buradan sola dönün diyor. Bak şimdi benim yapacağım şey belli. Ben hiç o yola girmeyeceğim. Bak buradan böyle döneceğim bak. Yapacak hiçbir şey yok bu saatten sonra. Çünkü riski atıp orman yoluna 80 metre sonra sağa girmek gidin. Olmaz. Orası bayağı sakat bir yere benziyor. Sağa gidin. Geldiğimiz yolu baştan gideceğiz mecbur. Bakalım o yol da aslında dardı ama yani tabela vermiş ama dar bir yoldu yani. Oradan da acaba nereye bağlayacak? Onu da çok merak ediyorum. 4 kilometre gelmişiz. Burada yol çalışması yapılmasaydı rahat rahat firmaya gidecektik ama ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Bir de bazen böyle umlaytuk yani zorunlu istikamet. Eğer buraya gidecekseniz hani bu yönden gidin. Bu yönden gitmek zorundasınız gibi öyle şu sarı tabelalar çıkıyor. Az önce gördüğümüz. Bazen o umlaytuk hiç bitmiyor. Durmadan devam ediyor. Buradan gir, buradan gir, buradan gir, buradan gir. Bir bakmışsın 20 kilometre yolu uzatmış yani. Böyle şeyleri yaşıyoruz. 1.7 kilometre sonra bir yola gireceğiz. Bakalım o yol nasıl bir yol olacak. Şu an araç bomboş zaten. Yollar da çok güzelmiş ya valla. Bu yeni arabaların tanıtım reklamları oluyor ya. Böyle yollardan geçiyor ağaçlar falan. Aynı o yollara benziyor. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hani televizyonda işliyor ya. Yeni çıktı bilmem ne. 400 ne metre ya? Sonra sağa dön. He bak, tır navigasyonu işi çözdü. Ama nereden diyor? (Gülüyor)
Ben de buradan diyor zannettim. İleriden diyormuş. Ha buradan döneceğiz şimdi bak. Tır navigasyonu burada iyi çalışıyor bak. Bu Google Maps. Bir de diyorum ki ulan sana güncel şeyleri söylüyorsun. Bak söyleyemiyor musun? Orada yolu kapatmışlar. Tır bile buradan götürüyor bak. Bu ne, fidan mı? Çam, çam dikmişler. Vay be. İsimlerle, isimler falan da var galiba. Çam dikmişler. Çok güzel ya. Bir sürü çam dikmişler baksanıza. Fıstık gibi ya. Tabela verdiğine göre demek ki çok böyle saçma sapan yollara sokmayacak. Vay be. Şelale. Kenarda dere. Şelale diyorum. Adam durmuş. Herhalde bir temiz hava alacak buradan. Vay vay vay, doğal, hep doğal yerler buraları. Organik. %100 organik. Aşağıda inekler falan var. Benim takipçilerim böyle yolları seviyorlar. Böyle orman yolları falan hoşlarına gidiyor. Yeşillik, böyle oksijen falan. Tabi insana enerji veriyor böyle bir yol yani. Sürmesi bile güzel yani. Bu yolda yalan yok baksana. Bank koymuş şuraya, otur hani, otur diye, dinlen. Çünkü ormanda yürüyüş yapan insanlar çok. Ya insan burada yürüyüş yapmaya da korkar kardeşim. Belli bir saatten sonra yürüyemezsin. Tır navigasyonu hala beni Google navigasyon hala bizi başka başka yerlere götürüyor. Bak böyle firmaları seviyorum. Bak böyle yerlere firma yapmış adam. Şimdi bazen isyan ediyoruz ya. Ulan dağın başına firma yapmışsınız. Ne adresi belli, ne sokağı belli, nereden gireceğimiz belli değil. Kitlenip kalıyoruz bazen bilerek yani. İstemeye istemeye tır yasaklı yerlere de girdiğimiz oluyor. Çünkü başka yol yok yani. Tamam öyle bir durumda büyük ihtimal serbesttir ama baksana otluyor bunlar hayvanlar burada. Böyle firmalarda seviyorum bak. Adam ta kaç kilometre yol gidiyoruz. Bak gördünüz adam tabelasını oraya koymuş. Bana gelecek şoför artık kimse yani hani. Yüklemeye adam. Başka kim gelecek? Ya da normal iş için gelen olur. Adam tabelasını koymuş. Rahmetli Ali Can abi ne diyordu? Bas lan bas diyordu. Toprağı bol olsun. Onu da buradan anmış olalım. Bizlere bu mesleği sevdiren kendi karakteriyle, duruşuyla, temiz kalbiyle, iştenliğiyle, samimiyetiyle bizleri yakalayan bir insandı. Gerçekten değerli birisiydi. Hep de öyle kalacak. Allah mekanını cennet etsin. Toprağı bol olsun inşallah. Ben çok severdim. Çok. O zamanlar YouTube'a video çekmiyordum ama çok izlerdim kendisini. Ailecek izlerdik öyle söyleyeyim yani. Hakikaten internetin fenomeniydi kendisi. Allah gani gani rahmet eylesin. 200. Sevdiklerine, ailesine sabır versin. İlk duyduğum zaman çok üzülmüştüm. Hayat bizler için işte böyle. Neyse. O diyordu işte hani bas lan bas. Bas. Bakalım. Buradan bir dönüş yapalım da kardeşim çok dar yapmışsınız ben. Tabelaya mı götürelim yani ne yapalım? Tırcılar 30 gitsin diyor. Olur. Olabilir. Ayarlarız. 30 gideriz. Problem yok.
tır navigasyonu doğru götürüyor. Beni çok şaşırttı. Baksana atlar matlar. Yollara bak ya. Maşallah. Karşıdan araba geliyor. Şimdi biraz sağlı gidelim. Bu da geçsin. Aa, manyak. Hakikaten çok güzel yerler ya. Cennet gibi maşallah. Hayvanlar bir yerde otluyorlar. Çok güzel ya. El değmemiş. Tertemiz, her yer yeşillik, her yer ağaç, oksijen bol. Bu Almanya'nın işte böyle köyleri yani. Biz var ya hakikaten bu iş sayesinde o kadar çok yer görüyoruz ki. Gerçekten güzel güzel şeyler yani hakikaten. Çok güzel yerler, yollar, kasabalar, şehirler görüyoruz. Birçok yer geziyoruz. Şöyle şu manzarayı görmek bile insanın iç huzurunu rahatlatıyor yani şöyle manzara. Bak hep şahinler bak. 5 tane şahin gördüm, 5-6 tane. Bak bir tane de havada uçuyor. Burada takılıyorlar. Hayvanlar da rahat. Bu da galiba retarderle iniyor aşağıya. 300 metre sonra hedefinize ulaştınız. Aa, VEPA burası mı? Burası mı yoksa VEPA? VEPA burası diyor. Varenname Fersant. Varenname. Varenname burası. Geldik. Bu kadar büyük firmayı böyle bir yere yapmışsınız. Güzel. VEPA Varenname. Evet. Sağ dönün. Sonra geldik. Size ulaştınız. Burada stop.